Gaziantep'te artan bebek ölümlerinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Minik Kalpleri İlk Yardım Projesi, bebeklere hayatını kurtarmayı ve anneleri bu konuda bilgilendirmeyi hedefliyor. Bu bizim Antep salçamız. Salça olmazsa olmaz, mecbur. Bu bizim kırmızı çizgimizdir bu salça. Avrupa'nın her yerine. Her yerine tabii. Hani ben kendim de satışçı olduğum için. Vallahi ihtiyaç işte, kış ihtiyacı, mecbur almak zorundayız. İşte geldik, salçamızı yapmaya geldik. Atilla, emin olmasak buraya gelir miydik? Evet. Yo, her yılda da ilk sefer yapıyorum. Salça ihtiyaç. Salça olmasa yemek olmaz. Salça olmasa yemek olmaz. Salça olmasa Antep olmaz. Antep'in köftesi olmaz, içli köftesi olmaz. Salçamız çiftçilerimiz tarafından biber olarak ekiliyor. Bunun biber aşaması var. Maraş'tan, Narlı'dan geliyor genelde, Hatay'dan geliyor. Toplanıyor, bize arabalar vasıtasıyla geliyor. Burada biz bir işlemden geçiyoruz. Önce biberimizi terazide dağıtıyoruz müşterilerimize. Daha sonra yıkama bandına atıyoruz. Bantta yıkandıktan sonra patlatmaya gidiyor. Patlatma sonra arkadaş çalışan bayan arkadaşlarımız var. Onlar da gelen çöpünü, ununu, deliğini ayıklayıp tertemiz bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Geçen yıl biraz fiyat daha yüksekti. Fiyat konusunda şu an bayağı bir düşük talep. Mesela geçen 25-27 bandındaydı. Şu an 17-18-15 civarında devam etmekte yani. Tabii geçen yılla oranlar çok memnunlar. Çünkü fiyatlarımız düştü. Geçen yıl bayağı bir yüksekti fiyatlar. Şu an yani güzel fiyatlarımız. Enflasyona bakarsak çok çok iyi yani. Yani her seneki gibi talep her zaman fazla oluyor. Bu da nedeni de buranın Antep olması. Gastronomi şehri. Yani yemek deyince akla Gaziantep geliyor. Bunun çiğ köftesi var, dolmalısı var, lahmacunu var.
Salça olmazsa olmazlardan ve ondan dolayı da talep çok çok fazla. Aynen, vazgeçme imkanı yok. Çünkü bizim yemek kültürümüzde bakacak olursak Antep'te en gezilen baharat çeşitlerinden biri de salça. Hatta bunu yurt dışına kadar veriyoruz. Almanya, Fransa, Avusturya, bayağı müşterilerimiz var. Talep çok fazla yani bu konuda. Fiyatlar şu an 15 ile 18 bandında gidiyor. Yani dediğim gibi geçen yıla oranla çok düşük fiyatlarımız. Ve insanlarımız da fiyat konusunda bence çok çok memnun. Yani talebe bak görüyorsunuz, talep konusunda da bayağı bir yoğunluk var. Biz ortalama çekirdek aile dediğimiz en küçük aile 100 kilo alıyor yaş olarak. Burada da 12-13 kilo bir salçamız çıkıyor. Yani 1800 lira, 2000 lira para ödüyorlar. 13-14 lira bir salçaya sahip oluyorlar. Kuru salça dediğimiz, kuru salça kalıyor ellerinde. Tek aileye 100 kilo yetiyor. Ama tabii geniş aileler var. 300 kilo alan ailelerimiz var. 250 kilo alan ailelerimiz de var yani. Normalde 8,5 kiloda bir veriyor salça. Salça bizim satış fiyatımız 300 lira civarında. 1 kilosu 300 lira, evet.